Günaydın, günaydın, günaydın hepiniz arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sabah sabah şöyle bir video başlattım ama nasıl sıkan ter oldum. Sabahtan öyle böyle sıcak değil. Şimdi ben hazırlandım, köye gidiyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber şöyle bir video başlattım. Sabah saat şu an 8.30. Ben köye varsa 10-11 olur zaten. Yoldan mazot alacağım. Şöyle arabam çok kirlendi biliyor musunuz? Onu köyde yıkayacağım artık. Geçen hafta yıkayayım dedim. Geçen hafta yıkama fırsatım olmadı. Şurada klimamızın suyu vardı. Klimamızın damlayan suyun altına şey koymuştum. Buradan gelen giden kayıp düşmesin diye. O dolunca şöyle hiç olmazsa ön tarafımı şöyle şey yaptım. Su döktüm. Şöyle şeyi de açtım sileceğe. Hiç olmazsa ön camı bile yıkansın dedim. Gerçekten çok toz oldu. Beyaz araçlar sanki bu kadar değil ama her hafta yıkanmak istiyor benim araçta. Rengimden dolayı sanırım. Şimdi şöyle tripodumu alayım. Malzemelerimi arabaya yerleştirdim. Sabah olunca daha sitede bir kıpırtı yok. O yüzden dedim şöyle bir video başlatayım. Sileceği kapatayım. Evet. Şimdi dediğim gibi mazot alacağım. Bu aralar benim yine diş sıkıntım başladı arkadaşlar. Bir iki tane yapılacak implantım var bu tarafımda. Neredeyse valla bir senedir çekiyorum herhalde. İşte ara ara geçiyor gibi oluyor ama geçmiyor. Demek ki implant istiyor. Çekilen bir iki tane dişim var. Onun yerine implant yaptıracağım. Burada da arkada da annem neyse onu köyde şey yapayım. Orada da battaniyeler var. Trend yoldan aldığımız. Köye varınca gösteririm size. Annem para vermişti. Hani hem çocuklara hem bana kızım battaniye al diye belli bir miktar. Ben de dedim hani böyle çok kalın olup bir tane alana kadar iki tane alayım diye düşündüm. Şimdi üç tanesini aldım. Eğer ki beğenirlerse bu kalitede alacağım yine. Yine bu battaniyelerden alacağım. Annem ve ablam beğenirse. Ben kalitesini falan beğendim. Yataşım. Çok ince de değil, kalın da değil. Benim hoşuma gitti. Bir benimkiler de baksın. Beğenmezlerse iade, beğenirlerse bir daha sipariş veririz. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Azıcık ablam bile saptım. Babam aradı yolda. Kızım gelirken ablan oraya saptı, ekmek al gel markete dedi. Ekmek aldım. Çok durmadım ablamla orada. Bir 5-10 dakika falan durdum. Şunları ben bir koyup geleyim. Girmesin.
Bizimkiler bahçeden mi gelmiş bilmem. Poşetleri koyduğumda babam elini ayağını yıkıyordu. Nereden geldiniz bakayım siz? Tarladan geldik anne. Tarladan gelirler canım. Tarladan. Evde durmazlar iş bunlar sabah sabah. Ne ettiniz? Onlarda baksana burada çuval dikeceğim diye hepini doldurdum. İyi. Annem çuvalları sökelemiş buraya. Ne edeceksin o çuvalları? Annem onları işte ziyesin çaba dedeceksin. Böyle dikeyim. Bak sen. Annem bulduğu çuvalları böyle dikecek de kışa boş zeytin zamanına hazırlık. Öyle dikeyim işte. Abonacığım. Boş kalmasam yok. Annem ben. Ne yaptınız tarlada? Bahçeyi mi suladınız? Suladık. Yedik. Zeytinimizi getirdik. Öyle mi? Enderleri getirdik. Annem. Biber vallahi toplamışlar. Domates toplamışlar. Varsa getirdik. İyi bakalım. Kahvaltı yaptınız mı siz sabah? Yapmışsınızdır. Bu zaman kahvaltı kaldı. İkinci bu ikinci kahvaltı gari bende. İkinci geldi gari annem. Ne yapalım ya? Kahvaltıyı? Ne istersen onu yap. Tamam hadi bakalım ben bir çay koyayım. Kahvaltımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar annem bana para vermişti. Bayağı ne zaman oldu annesi o parayı verer bana. Ben onun üstüne harcadım parayı. Şimdi annem bana 4000 lira para verdi. Kızım dedi Zeynep'e, Fatma Nur'a bir de bana dedi battaniye alır 3 tane dedi. 6 üstü olursa verin parasını üstünü dedi. Ben de dedim hani şöyle battaniyenin iyisi ne hani belki daha sonra hani herkes nasıl diyeyim kendi istediği gibi beğendiği gibi alsın dedim. Ben de bunu trend yoldan baktım herkes çeyizini almış. Böyle bir şey kokusu var biraz ama şöyle göstereyim size açtık. Biz bunu evde açtık hani hatası matası var mı bir bakalım dedik. Yataşın battaniyesi. Geçen hafta mıydı? Fatma Nur da vardı hatta. Fatma Nur da Zeynep beğendiler. Şöyle ablam da beğenirse eğer ablam da hani kendini alacak. Şöyle bir de annem beğendi. Beğenecek mi bakalım annem? Rengi nasıl anne? Çok güzel. Değil mi rengi? Bordo gibi böyle koyu bordo. Eseri bu şekilde ön tarafını. Şöyle aç bakayım. Küçüğü yok mu? Bunun küçük boyu da varmış. Çift kişiliydi anne bunlar da. Ben şöyle yatağın üstüne falan örtmek de güzel. Hem örtmek için hem de yatağın üstüne şöyle komple örtmek de güzel oldu. Karyolanın üstüne. Valla telefon da çok şey sanki geçişlerde şey yapıyor. Şöyle göstereyim desenle. Desene bu şekilde. Trend yoldan almıştım arkadaşlar ben bunu. Kaça aldım? Valla sen almıyorsan 600 liraydı sanırım. 600 TL'ye almıştım tanesini. 6, 12, 18. Üçüne 1800 TL vermiştim. Şimdi şöyle dürelim. Aynı dürebilecek miyiz? Ön tarafı bu şekilde desenli. Arka tarafını da göstereyim. Ön tarafı şu şekilde desenli. Ya telefonum şey. Arka tarafı da bu şekilde peluş. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Eğer beğenirlerse beğendiyseniz şeyin de farklı renginden birer tane daha sipariş vereceğim. Kapatalım. Aynı dürebilir miyiz ki? Hadi bakalım. Hep battaniyeleri çıkarırız ama aynı düremeyiz genelde. Dur. Bir de küçüğü o zaman ama küçüğü daha iyi olacak. Bir kişilik. Tek kişilik mi? Bu çift kişilik. Tamam bir dakika tek kişiliğe bakayım. Bunlar çift kişilik. Şöyle yatar üstüne olsun şey yaparsın diye düşünün. Yerim olsun tek kişilik. Olur. Bir de aldığımda tek kişilik alayım o zaman. Öyle tutturmadan madem keteriz olsun. Bu keteriz olsun. Ya da ne çıkmışlar. Bunu şöyle yapsaydı Fatma Nur. Güzel çıkıyor. Dur bakayım. Nasıl etti ki? Aynısını edelim dur. Kızlar beğendi mi bu kadar? Kızlar beğendiler. İyi annenlerinin hatırası olsun. Kızlar beğendi. İşte beğendik mi
gördüğüm için birer tane daha işte şey yapacağım. Üçümüzde de. Şimdi aynı renk olsun dedim. Hepiniz iki de. Oldu ya. Oldu oldu şöyle. Şimdi ben bunu hep gördüm. Hani herkes kimisi evine almış, kimisi çeyizini her renginden almış. Böyle çok güzeldi. Bütün renkleri çok güzeldi. Ondan böyle şöyle üçünün de aynı renk aldım. Şimdi hani herkes de aynı olsun dedim açıkçası. Şimdi birbirini beğenir, ötekini beğenir derken diğer renk eğer battaniyeyi beğendilerse bir daha sipariş vereceğim de tek kişilik anneme tek kişilik vereceğim. Siparişi rengini de ki herkes kendi sevsin artık. Kumaşı dokusu bu şekilde. Onların rengi de çeşit. Onların rengi de herkes kendi beğendiği rengi istesin artık. Evet. Böyle ben Zeynep'ini eve aldım. Burada da bir de Fatma'nın ötürü oldu. Evet, üç tane. Emre'nin dürüstü de bir cümlet benzemez. İşte Fatma'nız dürdü bunlar. Fatma'nınla beraber dürdüydük, şey yaptık da ben tam şey yapamadım. Yüremedim tam. Paketleme de pek şey gelmedi. İşte ne bileyim aklıma gelmedi. Arabanı hem de göstereyim dedim de getirebilirim. Arkadaşlara da isteyebilirim. Bizimki evde kaldı. Bu şekilde. Bak bunun paketi daha iyiymiş. Neyse. Bunu Fatma Nur'a verelim. Fatma Nur'a yükseliyorum. Yine şu köşede katayım onu. Onu evden ödeyeceğim. Aynen. Aynen. Fatma Nur'u. Bir senin bir Fatma Nur'u. Aynısı da. Hani hatası var mı, şey var mı? Hani beğenmezseniz iade ederiz diye şey yaptık. Ama ben hani beğendim fiyatına göre. İyi geldi, uygun geldi bana. Neyse ben bunu bir tarafa götüreyim. Şimdi biz bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Şöyle çayı koydum. Çayı demledim ben. Bugün sabah kahvaltısı babamla. Baba acı biber mi koymuşsun buna bilmem. Var mı? Var mı? Çok severim. Daha çok yani. Babamla acıyı çok severiz. Biz ailecek acıya bayılırız. Fazla acısı yok da yeni taze olduğu için. Öyle mi? Acımamış. O benim geçen getirdiğimde vardı acı şeyse. O acıydı doğru. Ha, onlar çok acı. Şey acı istiyorsan ondan kat. Onlar öyle yeriz. Sos olur. Yapacağım diye getirmiştim ben onu. Birazını sos yaptım. Birazını ayırmıştım çok acı diye. Buna yumurta bir şey katacağım. Sade böyle mi olacak? Sade derim. Ha tamam. Tamam baba. Bugün kahvaltı şeyi babamda. Kahvaltıyı ben hazırlayayım kızım dedi. İyi baba dedim. Çayı ben koydum. Şöyle bardaklarımızı hazırlayalım. Dışarıda bir güzel kahvaltımızı yapalım. Saat 11'e geliyor. Hava da sıcak. Dışarısı da yanıyor valla. Evet. Tam öğlenin vızır sıcağına. Rutubetli hava, rutubetli. Bir de sabahtan da sıcaktı baba bugün. Aynen, aynen. Ben evden çıktığımda sabahleyin bir sıcak, bir sıcaktı. Aha. Sabahtan şimdi, belliydi sıcak. Sıcaklar bol olduğu zaman ne olacak ya? Bizim bu Antalya'mız ya. Öyle, öyle babam be. Ne yapacaksın? Bu da memleketimiz cennet ya. Vallahi öyle. Bizim Antalya'mız ya. Türkiye'nin her tarafı cennet kızım. Doğru, doğru baba. Evet, evet. Doğru. Şunlar acı mı bilme? Şu. Şu acıya benziyor değil mi? Ha, ben aramda almışlar. Hmm. Daha fazla bunlar da. He, acıya benziyor onlar. Hmm. Şöyle şunlar yerli domates deriz biz bunlara. Bunların tadı bir başka olur. Evet, kabuğu ince oluyor yani. He, pembe yerli domates. Sırf şunu oraya içerse. Şunlar çeri domates. Bamya. Şu bamyaları. Birkaç tane de bamya atsak olurmuş içine. Kızartır gene. Neyse. Onları da yarın sabah atalım pişirelim. Oo. Şu domatesin birini kahvaltıya doğrayalım. Babam evde olduğu zaman mutfağın aşçısı babam. Aynen kızım. Babam, annem şimdi televizyonun başında televizyona bakıyor. Baktı ki babam girince mutfağa. Ana ben oğlum bana yemek yapmaz. Yemeği ben yaparım. Aferin babama. Maşallah maşallah. Nazar değmesin babama. Bazı canım istemez de yaptırım yapar yani. Şey yapmadım şimdi onu körleme. Öyle canım. Tabii körleme annemi. Evet. Şimdi ama şey
Diyalizden geldiği zamanlar falan annem yani yemeğini pişirir bazen. Bazen de babam canın istediğini yapar. Eski anay benim kadar bir ben özel ve şimdi özel ben de görürsün aynı güzel yemek yapıyorlar. Öyle mi? Eskiden özel mi yapıyordun? Ha benimden ölürsün ha. Senden gör. O neden biliyor musun? He. Önceden biz hani çor çocuk önüne bahane bulan yok nasıl olsa diyor. Şimdi sen bir yemek pişir. Ben mesela korkuyorum sana yemek pişirmeye. Sen beğenmiyorsun çünkü baba. Öyle kızım. Beğenmiyor ama kendin pişirince güzel pişiriyorum. Tamam. Ama bizikini beğenmeyince ben bile tereddüt ediyorum. Olmaz eridirim ben içinde. Diri kalmaz hiç. Hı. İyice babam şey seviyor. Domates iyice erimiş seviyor. Biberler de istedince doğradım. Bir sefer sen var diye az büyük doğradım. Ha. Bazen işler, işler güçler işte anacığım ne yapsın? 2-3 hemen kahvaltıyı hazırlar. Ondan sonra bahaya bahçeye gider. Özenmiyormuşmuştur canım olabilir. Tabii şimdi babam tamam. Bahane. Sen bahane buluyorsun diyor. Senden korkuyordu ondan yemeğe özeniyordur galiba. Sabahla yine kahvaltıyı yaptım ben. Kahvaltı yedim. Çay da pişirdim. Bak dedim bir yemek yaptık, yemek tatlılar hoşuma gitti benim. Maşallah babam. Sabahla yemek yemezdim ben. Heh. Aynı böyle şey yaptım. Ama yaz gelince sizin garip öyle çok yaparsınız. Böyle ondan sonra bir gitti, su suladık aşağıda. Havancı da sana bıraktık gayet. İyi bakalım babam ne yapacak? Endekine bir de kuru nane at bak çok güzel oluyor. Olur, kuru naneyi gezdiriver. Sos gibi güzel oluyor. İyi bakalım biz kahvaltımızı hazırlayalım. Bardakları falan hazırlayayım ben. Ondan sonra tekrardan görüşürüz sizlerle. Minnoş ne yapıyorsun? Sen? Thank you.
Şunlar. Güzel mi? Yiyelim bunu hadi. Al. Gel. Yemez annem, yemez. O mamaya alışmış. Gel. Böyle yapmış emin. Gitmez. Ben sopalı sinekten yatamadım evime. Karasineğe ilaç atıldıydım elime. Büyümüşüm ben. Bu inmiş, çay pişirmiş. Böyle takıya bundan etmiş. Gel diye diyor. Söyle diye. Annen kalkasarı hazırladım diye. Hiç yetmez oluyum ben. Böyle diye. Oysam kendi karnını acımış. İnşallah yemek verme, pişirmez abi de. Yatırım ben. Vermedim bu kadar yemek. Sen aşçı değil mi? Yiyorsun, pişirir yersin bence. Yemek dolusu var ki. Aşamalı geldi, burada yedi. Yerde bir iki ekmek yedi ama bu ekmekten. Sıcak dağılmış orada. Yol dedi, ben düğüne gideyim ben. Düğünden geldim, 5 litre duymuş adam satılıyor. Tamam, 12 aydan düğün diye bu. Tabii olacak. Olacak tabii, yanı başımızda. Düğün yeri olursa olacak tabii. Ben bunu duracak mıyım? Tabii. Gelen seyredeceğim. Yani. Geri gittim ha. Geldim bir yol, garpul ettim, koydum öyle. Kutum bir yol kadar da ekmek vardı, onu da götürdüm. Ekmek soralım dedim. Benim garpulda nasıl olur? Ya, yazın garpul peyniri ben çok seviyorum. Büyümemiş zaten, bekleyip duymuş. Fatma gelse de bir şeyler getirse diyor. Geleni gireni saydım. Günler gitti bakalım. Günler geçti, düğüne saydın mı? Nereye gittin diye gelirse, ben dedim ta düğün yarım var. Yeter o kadar gelmişsin ya. Onu unuttum, kirka. Ben diye karnım açtı ya, ta olsa yiyeceğiz. Ben dedim, ben o kadar ekmek yedim, bir insana yetme mi? Ben öyle bir dokumcuk aldım. Ben karnım yedim. Vallahi görse hanım öyle tutarsın. Sabahla niye erkenden babamın sofrasına da belli oldu o zaman kahvaltı. Adem'e göbeğim çok acıkmış bir şey. Yorulmaz, evet ben içmem sabahı, yemez zaten. Yemez mi peki, babam sabah yemez. Her zaman içtim ben, sabahı hep böyle acık. Çok edeceğim sen az demir, hem sen yiyin hem ben. Her zaman. Çok iyi olacak diye ben. Mesajı aldık mı da her zaman yap bak böyle ye de öyle git diyor annem sana. Karnın aç gitme diyor. Karnın aç gitme diyor bak. Ben böyle etmiyorum böyle. Ben ne diyeyim? Biberler uzun uzun yatırıyorum bir tepsi şeye. İşte ne güzel oluyor karnını yemin sana. Uzun uzun yiyen öyle. Ben öyle diyordum bu öyle etmiş. Baktım ha yapacağım sen onu dedim. Her gün et karnını sen yiyeceksin dedim. Sen yiyelim. Bu acı burada. Yemekler çok güzel. Bu da bayağı acı. Şimdi şöyle oturdum. Şu yoldan taraftaki pencereyi açtıydık. Azıcık havalansın içerisi şey olsun hem serinlik gelsin diye. Onu da sıcaktan duramadık. Azıcık şöyle öğlen şekerlemesi yapacağız biz. Valla Antalya'dan geldim miydi arkadaşlar şey yapıyorum hemen nasıl diyeyim kahvaltıyı yaptık mıydı bir özümüz basıyor. Bir azıcık şöyle bir şekerli yesimiz geliyor. Şöyle annemle azıcık uzanacağız babam televizyona bakıyor. Babam klimanın başına duramaz pek. Şimdi klimayı açacağım. Açmadım da şu kapıyı kapatacağım. Bu videomu da burada kapatacağım. Bir başka videolarda tekrardan
İnşallah tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? İçerik olarak çok fazla bir şeyim yok ama bilmiyorum, gözleme gibi yapasım var ama bilmiyorum, bakalım durum neyi gösterecek. Zaten yaparsam da sizlerle beraber bir içerik olarak, video olarak paylaşırım. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşelim, olur mu? Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.